Özgürüz'den merhaba. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'ndeki gazeteci arkadaşlarımızın Silivri'deki tutsaklık günlerinin yüzüncüsü. 100 gündür bu adaletsizlik, bu hukuksuzluk devam ediyor. Bugün bir başka özelliği bugünün de onların aileleri, eşleri, yakınları. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısına katılacaklar ve 100 gündür süren bu hukuksuzluğa isyanlarını dile getirecekler. Birazdan onun görüntülerini de izleyeceğiz beraber. Biz o arada bu 100 günün ne anlama geldiğini biraz daha konuşalım. Biz biliyorsunuz geçen sene bu zamanlar Erdem Gül'le aynı cezaevinde, belki de aynı koğuşlarda yine tecrit koşulları altında yatıyorduk. Bizimki 92 gün sürmüştü. Onlar şimdiden 100 günü doldurdular. 100 gündür hala neyle suçlandıklarını bilmiyorlar. Çünkü iddianameleri yok ortada. Neyle suçlandığını bilmeyen 11 insan, birçok on binlercesi gibi şu anda zindanda yatıyor. Ve gerçekten bu artık dayanılmaz koşullar anlamına geliyor. Bizim 92 günlük tutsaklığımızla kıyaslandığında çok daha ağır koşullarda orada kaldıklarını söylemek mümkün. Size buradan bazı örnekler vermek istiyorum. Bizim koşullarımızla onlarınkini karşılaştırmak açısından. Olağanüstü hal ne anlama geliyor onlar açısından, bunu daha iyi anlayabilmek açısından. Çok basit bir örnek. Avukatlarla görüş mesela. Her tutsağın, her tutuklunun en doğal hakkı dünyanın her yerinde. Bizim için günün her saatinde avukatlarımız istediği anda bizi görebiliyorlardı. Hatta isteyen herhangi bir avukat bizimle görüşme şansına sahipti. Bugün bu sadece haftada bir gün, bir saatle sınırlandırılmış durumda. Bir gün bir saat içinde sadece 3 avukatı görebiliyorlar ve bütün savunma haklarını bu koşullar altında yapmak zorundalar. Sadece bir süre sınırı yok, aynı zamanda kayıt altına alınıyor bütün görüşmeler. Halbuki normalde avukat görüşlerinin tamamen özel koşullarda yapılıyor olması lazım. Bir gardiyan başlarında bekliyor ve en ufak bir belge alışverişine izin verilmiyor. Oysa savunmayı hazırlayabilmeleri için önce neyle suçlandıklarını bilmeleri, sonra da belge alışverişi yapabilmeleri lazım. Bir tek bir belgenin bile el değiştirmesine izin verilmiyor. Biz köşe yazılarımızı bile yazabiliyorduk içeriden. Şimdi avukatların kağıt banknotlarına el konuyor ki belki üzerine bir şey yazılır, dışarıya bir not çıkar diye. Bu kadar ağır koşullarda tutuyorlar. Zannediyorum Kılıçdaroğlu birazdan konuşmaya başlayacak ve zannediyorum ailelerin de oradaki durumlarına dikkat çekecek. Aileleri gördüğümüz zaman biraz onların seslerine kulak vermek istiyoruz. Ben devam edeyim. Akın Atalay mesela bizim gazetemizin icra kurulu başkanı ve aynı zamanda benim avukatım. Tutuklama kararı çıktığı zaman burada Almanya'daydı ve kendisi gönüllü olarak döndü. Şimdi kendi iradesiyle dönen ve hapse gireceğini bile bile dönen Akın Atalay'ı hakkında belki kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle hapiste tutuluyor. İnanılır gibi değil. Aynı şekilde suçlamalar hiçbiri için akıl alır gibi değil. Yani Musa Kart bilmiyoruz ama herhalde karikatürleri çok eleştirel olduğu için orada bulunuyor. Murat Sabuncu gazetenin yayın politikasını değiştirmekle suçlandığı iddia ediliyor yandaş basında. Bir gazetenin yayın politikasının değişmesinden savcıya ne? Buna nasıl hükümet ya da yargı müdahale edebiliyor? Akıl alır gibi değil. Kadri Gürsel yazısında subliminal mesaj vermekle suçlanıyor ki sigara içmeyle ilgili bir yazı. Herhalde hukuk tarihine geçecek kadar büyük bir skandal. Ahmet Şık, Türkiye'de FETÖ ile mücadele deyince ilk akla gelen, belki Gülen hareketini en çok eleştiren gazeteci, onu şu anda Fethullahçılıkla suçluyorlar. Evet, şimdi Kılıçdaroğlu aileleri takdim ediyor. İsterseniz biraz dinleyelim. Evet. Onlarla hepimiz onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz diyor Kılıçdaroğlu ve aileler orada şu anda Kadri Gürsel, Güray Öz. Müsaade
Mustafa Kemal Güngör 100 gündür tutuklu. Evet, 100 gündür tutuklular. 9 gündür onlarla beraber ABŞ'de hapiste. Şu sorunun cevabını almış değiliz. Gözaltına aldınız, tutukladınız, 100 gündür iddianame yok. 100 gündür. Nasıl bir adalet bu? Belli ki bir yerlerden talimat bekliyorlar. Bir yerlerden olur bekliyorlar. Olur üzerine iddianame hazırlayacaklar. Veya suçlayacakları hiçbir materyal yok. Hiçbir şey yok. O zaman iddianameyi geciktirerek bunlara gözdağı vermek istiyorlar. Böyle anlaşılıyor. O savcılara şunu söylüyorum. Eğer sizin ünvanınızda cumhuriyet sözcüğü varsa ve siz cumhuriyetin savcısıysanız cumhuriyetin gereklerini yapın. Birilerinin kölesi ve kulu olmayın. Birilerinin iktidar sopası olmayın. Cumhuriyeti sonuna kadar savunun. Cumhuriyet sözcüğünün gereğini yapın. Onun onurunu taşıyorsanız bilinçli bir taşıyın. Arzumuz budur. Herkes yargılanabilir. Birileri iddiada da bulunabilir. Ama geç gelen adalet en büyük adaletsizliktir. Bu ülkede bizim adalete ihtiyacımız var. Sadece Cumhuriyet Gazetesi yazarları değil. Hiçbir gazetecinin hapiste olmasını istemeyiz. Bütün gazeteler, gazeteciler özgür olmalı. Atilla Taş niçin hapiste? Murat Aksoy niçin hapiste? Nazlı Ilıcak niçin hapiste? Turan Altan niye hapiste? Ali Bulaş niye hapiste? Altan kardeşler niçin hapiste? Hep birlikte bütün köşe yazarlarının, düşünce insanlarının, bilim insanlarının özgürce yazı yazmalarını ve özgürce düşüncelerini ifade etmelerini istiyoruz. Bu bizim demokratik geleneğimizdir. Bu bizim ülke sevgimizdir. Bu bizim birlikte yaşama irademizi seslendirmemizdir. O açıdan 100 gündür Cumhuriyet'in yazarları tutuklu, gözaltında, hapisten, onların bir an önce kapalı cezaevinden yarı açık cezaevine dönmelerini bekliyoruz. Çünkü Türkiye şu anda yarı açık cezaevi durumunda. Evet, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine biz de katılıyoruz. Türkiye yarı açık cezaevi konumunda ve bütün gazetecilere özgürlük dedi CHP Genel Başkanı. Ve aslında daha önce eleştirildiği bir şeyi yeniden yaptı. Kendisi gibi düşünmeyen gazetecilere, hatta kendisini en ağır şekilde eleştiren gazetecilerin de özgürlüğünü savundu. Turan Alkan'ın, Altan kardeşlerin, Nazlı Ilıcak'ın adını verdi. Dolayısıyla fikir özgürlüğünün rengi olmadığını, herkes için fikir özgürlüğü ihtiyacında olduğumuzu bir kez daha vurguladı. Evet, arkadaşlarımız bugün 100 gündür cezaevinde. Koşullarından bahsediyordum. Sadece avukat görüşü sınırlı değil, aile görüşleri de sınırlı. Biz ailelerimizle ayda bir açık görüş yapabiliyorduk bir saat için. Bunun bir tutsak için ne kadar önemli olduğunu tahmin edemezsiniz. Belki ancak yatanlar bilir. Şimdi bu görüşe 2 ayda bir izin veriliyor. Yani 2 ayda bir o tutsaklar aileleriyle açık görüşte buluşabiliyorlar. Çocuklarına kavuşabiliyorlar. Kapalı görüş haftada bir de 2 haftada bire indirildi. Haftada bir gün 10 dakika ailenizle telefonla görüşme şansınız var. Bunu bile ellerinden alınmış durumda. Bu 15'te bire indirilmiş durumda. Yani her ne yaşanıyorsa o zulmü 2 ile çarpın. Bu gerçekten trajik bir durum. Ama daha ağırı mesela mektup yazamıyorlar. Mektup alamıyorlar. Bunda nasıl bir sakınca var? Bunu anlatmaları çok zor. Ve son öğrendiğimiz şey aslında 8 adıma 4 adım çok küçük bir avlusu var her hücrenin. Ve orada hava alabiliyor mahkumlar ya da tutuklular. Şimdi o avlunun üstü kapatılıyor. Kapatıldığını öğreniyoruz. Tel örgüyle kapatıldığını. Ve bir tür oranın artık tamamen bir kafese dönüştürüldüğünü öğreniyoruz. Son derece ağır bir şey. Çünkü neden? Onun üzerinden haberleşme imkanı doğuyor. 10 metrelik duvarın üstünden mektuplaşıyor mahkumlar birbirleriyle tutuklular diye. Şimdi böyle bir önlem alınıyor. Ve artık gökyüzünü bir kafesin arkasından görüyor arkadaşlarımız. Son derece ağır koşullar. Gerçekten büyük tecrit koşulları. Ve şunu söylemek lazım. Gülenciler bu hukuksuzluğu, bu adaletsizliği yıllarca yaptılar. Hukuku katlettiler ve biz onları yıllarca eleştirdik. Şimdi onlar aynı kaderi orada bizim arkadaşlarımızla aynı hücrelerde yaşıyorlar.
ve bunun bedelini ödüyorlar. Bugün aynı şeyi yapanlar aynı bedeli yine ödeyecekler. Bundan hiç şüphemiz yok. Ve dün Gülenciler ne yapıyorsa bugün Gülen karşıtı olduğunu söyleyen hükümet aynısını reva görüyor. Gülenciler içeride, fikirleri, uygulamaları iktidarda. Ve eğer bir adaletsizlik varsa bugün yapılan, dün yapılandan çok daha büyük bir adaletsizlik. Ve şunu söyleyebiliriz ki evet, Fethullahçılar diye bir zihniyet varsa bugün o zihniyet iktidarda. Ve bugün nasıl Fethullahçılar bedelini ödüyorlarsa yarın daha ağırını bugün yapanlar ödeyecek. O yüzden 100 gündür arkadaşlarımızı hapiste tutan savcılara bir an önce bu iddianameyi yazmalarını öneriyoruz. Ve derhal suçlarını bilmeleri gerektiğini uyarmak istiyoruz. Bunun bedelini çok ağır ödeyecek. Türkiye tazminatlar ödeyecek. Ve hepimiz aslında o içerideki insanlar ceplerinden ödeyecek bu tazminatları. Bunun ödeneceği günler gelecek. Biz bu savcıların da sanık olarak yargılandıklarını göreceğiz. Bu yaptıkları hukuksuzluğun bedelini ödediklerini göreceğiz. Ve o zaman nasıl bugün Fethullahçılar utançla hatırlanıyorsa onlar da utançla hatırlanacaklar. Dileyelim ki bir an önce bu iddianameyi görelim. Arkadaşlarımız serbest bırakılsın. Sadece arkadaşlarımız değil, bütün tutsak gazeteciler serbest bırakılsın. Ve adalet bir an önce yerini bulsun. Ben ailelerine, bugün mecliste olan ailelerine sabırlar diliyorum. Ve bir kez daha Türkiye için hukuk, adalet çağrısı yapmak istiyorum. Buradan arkadaşlarıma en derin sevgilerimi ve sabır dileklerimi gönderiyorum. Ve hepimizin artık bu hukuksuzluğa karşı ayağa kalkması, bu 100 gündür süren adaletsizliğe karşı sesini yükseltmesi gerektiğini duyurmak istiyorum. Bir an önce adalet, bir an önce hukuk, bir an önce insan hakkı, bir an önce ifade özgürlüğü diyorum. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.